İlk dönem eserleri Bediüzzaman Said Nursi. Kendi yazdıkları şey. Kendi bastırdıkları kitap. Abdülhamid'in tahttan indirilişinin arkasından Said Nursi'nin şeyine bakalım. Evet. Sual. Ey Seyda, İstanbul'a gittin. Bu inkılabı azimi gördün. Mühim işler içine girdin. Bize ne getirdin? Mesela inkılap. Mesela şey yaşı müsait olanlar bilir. 1960'takine inkılap denmiştir. İhtilal değil yani. İhtilal de denir, inkılap da denir yani. Evet. Cevap. Müjde getirdim. Sual. Müjde ne demek? Bazılar bize sizin için fenalık var diyorlar. Cevap. Nurdan zarar gelmez. Gelirse huffaşa gelir. Huffaş dediği yarasa. Yani aydınlıktan yarasalara zarar gelir. Başka kimseye gelmez. Murdar şeylere gelir. Size cemi kuvvetimle yalnız Kürdistan'a değil, belki aleme işittirecek tarzda bağırarak müjde veriyorum ki... Yani bütün gücümle bağırıyorum. Sadece Kürdistan'a değil. Şimdi gitmiş Kürdistan'a. O zaman Güneydoğu'ya, o bölgelere Kürdistan denir. Evet. Umum İslam'ın, lasiyyama Osmanilerin, bahusus ekradın saadetinin fecr-i sadıkının geldiğini hatta Başit başında görüyorum. Faraza... İstersen bir daha okur, onu tercih yapalım. Evet. Umum İslam'ın... Bütün İslam. Lasiyyama Osmanilerin... Özellikle Osmanlıların... Bahusus ekradın saadetinin... Kürtlerin. Fecr-i sadıkının geldiğini... Fecr-i sadık geldi. Yani artık karanlık geç bitti. Şafak söktü. Hatta Başit başında görüyorum. Artık iş başladı yani. Artık ortalık aydınlandı. Böyle görüyorum. Evet. Faraza şu devletin yarı milleti pahasında verilse idi gene... Şu devletin dediği hangi devlet? Osmanlı. Osmanlı'nın yarı milleti pahasında verilseydi. Abdülhamid'in inmesi için Osmanlı milletin yarısı ölseydi. Gene erzan ve zulmetle beraber erzan yansa... Burada bak, erzan şurada. Ucuz pahalı olmayan. Yarı milleti Abdülhamid'in indirilmesi için ölseydi ucuz olurdu diyor. Görüyor musunuz? Kendi kitabı. Evet. Erzan ve zulmetle beraber yansaydı gene ucuz olurdu. Bu devleti yansaydı diyor. Sadece insanların ölmesi değil. Yeter ki o insin yani. Yeter ki Abdülhamid insin gene ucuz olur.